6 tane büyük patatesim var. Patatesleri soydum. 2 tane patlıcan, 3 tane sivri biber, 4 tane domates, 8-10 tane arpacık soğanı. Ne kadar bol olursa soğanı o kadar da lezzetli oluyor diyorum. 3 diş sarımsağım var. Yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası, zeytinyağı kullanıyorum yemeklerimde devamlı, taze kekik ve de biberiye. Bunlar çok çok önemli, yemeğe çok değişik bir tat veriyor. Mutlaka dikkate alın diyorum ve tabii ki tavuk. Ben tavuk budu kullandım, 4 tane tavuk budum var. Bunları küçük küçük parçalara kestim, böldüm ve şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Ve hazırlamadan önce neyi unuttuk? Baharatlarımızı ve de tuzumuzu. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve de pul biberi kullanıyorum. Patlıcanlarımı alacalı soyuyorum ve küçük parçalara kesiyorum. Bunları da tuzlu ve de limonlu suyun içerisinde 10 dakika bekletiyorum. Tuz ve patlıcan acısını gideriyor, limon da renginin kararmasını önlüyor. Patateslerimi de ince uzun dilimlere kesiyorum. Öncelikle tavukları bir yuvarlak tepsinin içerisine koydum. Tuz ve baharatları karıştırıp tavukların üzerine baharatları serptim. Geri kalanı da patateslerin üzerine serptim. Gördüğünüz gibi patatesleri de tavukların üzerine koydum. Şimdi peşine patlıcanımızı, domateslerimizi, sivri biberlerimizi hepsini diziyorum. Yani sıralaması hiç önemli değil. Kafanıza göre elinize ne gelirse onu ilk önce koyun. Hiç önemli değil. Şimdi gördüğünüz gibi domateslerimi de dilimliyorum. Sarımsakları küçük küçük parçalara kesiyorum. Eğer arpacık soğanlarınız küçük küçükse bütün koyun. Eğer biraz büyükse ortadan kesin, ama soğanlar biraz büyük oldu mu daha da lezzetli oluyor. Kesinlikle küçük küçük parçalara kesmeyin. Taze kekik ve de biberileri de bütün sebzelerin üzerine serpiyorum ve en son işlem olarak da domates biber salçasını tahminen 300 veyahut da 400 ml suyla karıştırıp içerisine biraz tuz karabiber ilave ettikten sonra sebzelerin üzerine gezdiriyorum. Son işlem olarak üzerine zeytinyağını gezdiriyorum ve gördüğünüz gibi bir aradan da temizlik yapıyorum. Ve tavuklu kebabımızı önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında tahminen 1 saat kadar pişiriyorum. Evet, tavuklu kebabımız da servise hazır. Eğer aranızda beğenmedim diyen varsa mutlaka yorum bölümüne yazsın diyorum. Beğenirseniz de yazmayı unutmayın tabii ki. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Mutlaka deneyin. Dediğim gibi bunu aceleden hazırladım. Evde ne varsa hepsini kullandım. Ama çok çok da güzel oldu. Size şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer deneyecek olursanız beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Şayet kanalıma abone değilseniz şimdi abone olursanız çok memnun olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kıymalı patates dizmesi tarifimi mutlaka bakın. Aranızda kuzu incik haşlama tarifi isteyen var mı?